gezelim açalım yeni sayfa. Oyun gibi düşünürsen hayat strateji. Çok önemli oldu artık milli teknoloji. Otonom robot için öğren yapay zeka. İşte bunu anlatıyor dijital sayfa. Geleceğin meslekleri ne olursa olsun. Düşünülmez makinalar insanlardan yoksun. Yeter ki internete bağımlı kalma. İşte bunu anlatıyor dijital sayfa. Akın balığına son dokunuşunu yaptı. Yüzgeçlerin altında biriken tozu süpürdü ve üfledi. Tahtadan balık artık yüzmeye hazırdı. Kuyruğundan tutup suyun içine bıraktı. Doğrusu gerçek bir balık gibiydi. O ne Akın? Yoksa balık mı aldın diye sordu Mert. Balığı gerçek sanmıştı. Akın elini suya daldırıp balığı avucuna alınca Mert korkuyla kardeşini uyardı. Onu hemen suya geri koy. Zarar vereceksin. Mert yakından bakınca balığın gerçek olmadığını anladı, rahatladı. Kardeşin niye böyle bir şey yaptığını merak edip sordu. Akın gerçek bir balığa akvaryuma kapatmak istemiyordu. Maket bir balıkla arkadaşlık kurmanınsa kimseye bir zararı yoktu. İki kardeş bunları konuşurken uzaktan Kamil'in sesi duyuldu. Mert, hadi gelmiyor musun? Mert sokağa çıktı. Biraz sonra Hayri de onlara katıldı. Su dolu iki kova getirmişti. Birlikte arabayı yıkayacaklardı. Üç arkadaş bezleri kovaya kaldırıp arabayı temizlemeye koyuldu. İş bittiğinde hepsi çok yorulmuştu. Biraz dinlenmeye karar verdiler. O sırada Akın elinde bir sürahiyle aralarına katıldı. Sürahiyi gören Hayri, "Yoksa limonata mı getirdin?" diye atıldı. "Yok, her zamanki gibi su." Aldığı cevap hiç hoşuna gitmedi. Yine mi su? Her tarafımız su. Vücudumuzun %70'i su. Ülkemizin üç tarafı su. Dünyanın %71'i su. Yeraltı sularını da unutmayalım tabii ki. Bu ne arkadaş? Bu kadar konuşunca susadım. Bir bardak ver de içeyim. Akın suyu sürahiden bardağı boşaltıp Hayri'ye uzattı. Hayri bardağı ağzına götürürken Akın küçük bir çığlık attı. Bardağın içinde gerçek bir balık vardı. Hayri son anda bardağı fırlatıp attı. Balık bardakla birlikte havalandı. Neyse ki yere düşmeden Akın balığı yakaladı. Hemen eve götürüp maket balığın yanına koydular. Akın balıklar hakkında bilgi topladı. Bu bir tuzlu su balığıydı. Abilerim, onu hemen denize götürmeliyiz. Kim bilir ne kadar süredir tatlı suda nefes alması zorlaşmıştır. Hayri'nin kafası karışmıştı. Burun delikleri yok ki, nereden nefes alabilir? Mert onu cevapladı. Solungaçlarından tabii. Dikkatli bakarsan görürsün. Mert, ben burada bir şey göremiyorum. Gerçekten bir terslik vardı. Kavanozda maket balıktan başka balık yoktu. Yerdeki izlere bakılırsa su borusundan kaçmış olmalıydı. Mert telaşla bağırdı. Su borusu bahçeye çıkıyor. Hadi hemen bakalım. Hemen aşağı inip baktılar. Fakat balık orada yoktu. Yumak ise su kapının başında kuyruğunu sallıyor, tuhaf sesler çıkarıyordu. Hayri heyecanla bağırdı. Eyvah! Sakın yumak yemiş olmasın. Belli ki onlara bir şey anlatmaya çalışıyordu. Akın eğilip su kapına bakınca bir de ne görsün? Balık oradaydı. Yumak balığı yerden alıp suyun içine bırakmıştı. Akın eğilip yumağı okşadı. Benim akıllı köpeğim. Rafadan tayfa sonunda minik balığı denize, yani evine götürdü. Balık suyun üzerinde birkaç yere sıçrayıp çocukları selamladı. Sonra da süzülerek uzaklaştı.
Kafadan Tayfa bir kurtarma operasyonunu daha başarıyla tamamlamıştı.